Merhaba. Dünyadaki en ünlü resme bakmaktayız. Sanırım ressamın veya eserin ismini söylememe bile gerek yok. Evet, dünyanın en ünlü resmine izleyicilerin ne kadar süre baktığına dair enteresan bir istatistik var. Louvre Müzesi'nde yapılan istatistiğe göre izleyiciler bu tabloya ortalama 15 saniye süreyle bakıyorlar. Bu kadar kısa süreli bakılmasının önemli bir sebebi resmi görmek için bekleyenlerin çokluğu. Genelde oldukça uzun bir sıra oluyor. Ayrıca resmin gerçek boyutları oldukça küçük olduğu için güvenlik kordonu arkasındaki mesafeden detaylı incelemek mümkün olmuyor. Şimdi müzede değiliz. Dolayısıyla resmi rahatça inceleyebiliriz. Arka planda dağlar görüyoruz. Burada küçük bir köprü ve yol var kolunu koyduğu sandalye. Bu gibi detayları müzedeyken fark etmeniz çok güç. Mona Lisa'nın boynundan aşağıda kalan alanda kıvrılan yolu ve köprüyü görüyoruz. İnsanların yaşadığı bir yere benziyor. Oysa arkadaki manzaranın boynun üstünde kalan kısmı ise adeta başka bir dünyaya ait gibi ve oldukça gizemli. Yanlarda gördüğümüz silindir formlar sütunların tabanları. Leonardo önce sütunları planlamış. Ancak daha sonra üst kısımları kısaltmaya karar vermiş. Böylece figürün bulunduğu yer balkona benzeyen daha anlamlı bir mekana dönüşmüş. Başlarken bu resmin dünyadaki en ünlü resim olduğunu söylemiştim. Bu konuya dönmek istiyorum. Resmin bu kadar ünlenmesi pazarlama dehasının sonucu olabilir mi? Resim 1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınıyor ve birkaç yıl bulunamıyor. Bu süreçte de çok ünlü oluyor. Oysa örneğin 19. yüzyılda Louvre Müzesi'ndeki en ünlü resim Mona Lisa değil. Titian veya Raphael gibi ressamların eserleri çok daha ünlü. Ünün ötesinde çok daha değerli olduklarını sigorta bedellerine bakarak da söyleyebiliriz. Örneğin 150 yıl önce Mona Lisa yine hakkında yazılan, ilgi gösterilen bir tabloydu. Ancak bu kadar önem kazanması ve kültürümüzün bir parçası olması 20. yüzyılda gerçekleşiyor. 20. yüzyılın teknolojisi tablonun pek çok renkli kopyasının yapılabilmesine olanak sağlıyor ve mega ünlü bir tablo haline geliyor. Resme ilişkin en sık duyduğumuz yorum gülüşünün gizemidir resimde Mona Lisa zoraki bir şekilde mi gülümsemektedir, mutlu mudur, hüzünlü müdür, yoksa bunların hepsi midir? Gülüşünün gizemi yıllardır tartışılmakta. Resimde en ilgi çekici bulduğum yönlerden biri yüzünü çevreleyen aura. Bu resmin ünlü olduğunu bilmeseydim ve bir müzede yüzlerce resim arasında görseydim dahi bu aydınlık yüz ilgimi çekerdi. Portre resmi 1400'lerde İtalya'da başlıyor. Hümanizm akımı ve Rönesans dönemiyle ivme kazanıyor. Leonardo da bu tabloyu Floransa'da yapıyor. Hümanizmi insanoğluna, insanların dünyadaki başarılarına, bireyselliklerine verilen önem olarak düşünebiliriz. Bu yaklaşım ve değerler bütünü 15. yüzyılda giderek önem kazanıyor ve bu sebeple daha çok portre yapılmaya başlanıyor. 15. yüzyıl Floransa'sında tacir sınıfın zenginleşmesi de portrelere olan talebi artıran bir diğer unsur. Portreler önceleri profilden yapılıyor. Daha sonraları Kuzey Avrupa'da Dürer ve Memling gibi sanatçılar figürlerini akla yatkın mekanların içinde gösteriyorlar. Leonardo ise İtalya'da yağlı boya ile portre yapan ilk ressam. Yağlı boya henüz icat edilmiş. Hatırlayalım, Yağlı boyadan önce sadece freskler ve bir çeşit sulu boya olan tempera resimler var. Bakmakta olduğumuz resim ahşap panel üzerine yağlı boya ile yapılmış. Daha önceki dönem sanatçıları ahşap üzerine tempera ile resim yapıyorlardı ve temperada da yağlı boyaya kıyasla daha düz bir görüntü elde edilebiliyordu. Leonardo ise yağlı boya kullanarak neredeyse üç boyutlu gözüken bu figürü yaratmış. Sanatçı bu resimde sfumato adı verilen bir teknik kullanıyor. Sfumato terimini sisli bir belirsizlik gibi düşünebilirsiniz. Formlar keskin hatlara sahip değil, konturlar yumuşak. Mona Lisa ünlü olmasının ötesinde hakkında en çok konuşulan, yazılan, şarkılar bestelenen sanat eseri. Örneğin Sigmund Freud'un Mona Lisa'ya ilişkin görüşleri de enteresan. Freud, Mona Lisa'nın kültürümüzdeki kadına ilişkin iki farklı bakış açısını birleştirdiğini söylemiş. Hem anaç hem baştan çıkarıcı. Çağdaş sanatçılardan düşen Mona Lisa'nın bir reprodüksiyonunu almış ve bunun üzerine bir bıyık çizmiş. Bu fikir şu an enteresan gelmiyor olabilir ancak sanatçı bunu yaklaşık 80 yıl önce yapmış. Yüksek sanat eseri olan bir resmi alıyor ve çocukların oyunlarında yaptığı gibi bir bıyık ekleyerek aptalca bir şeye dönüştürüyor. Yakın zamanda Madrid'deki Prado Müzesi kendi koleksiyonunda bulunan bir Mona Lisa kopyasının Leonardo ile yan yana oturan ve onun her bir fırça hareketini taklit eden bir sanatçı tarafından yapılmış olduğunu fark ediyor. Bunu resmin altını bilimsel olarak inceleyerek de kanıtlıyorlar. Baktığımız orijinal resmin rengi biraz sarıya dönmüş. Temizlendiğinde resmin orijinal renklerine daha yakınlaşabiliriz. Ancak bu durumda resim gizemli duruşunu koruyabilir mi? Pek de emin değilim açıkçası. Louvre'un tabloyu temizlememe kararı almasını anlayabiliyorum. Temizlenmiş olan daha genç ve güzel gözüküyor. Freud'un ona atfettiği anaç özellikler kaybolmuş. Renkler sevmeyi öğrendiğimiz versiyona kıyasla çok daha canlı. En önemlisi de gizemi kaybolmuş. Bugünden yüzyıllar sonra da en ünlü tablo unvanını korumaya devam edecek mi merak ediyorum.